Herkese yeniden merhabalar, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çalıştığım masamı paylaşacağım. Nasıl bir yerde çalışıyorum, neler yapıyorum, burada neler var, neler yok. Biraz bunları anlatayım, bunlardan bahsedeyim dedim. Şöyle arkamda çok, şu anda görüyorsunuz ama normal şartlarda arka planında gördüğünüz arka plan bu değil. Daha çok dolap tarafını görüyorsunuz. Ama aslında ben böyle bir yerde üretiyorum, böyle bir yerden ilham alıyorum. O yüzden size biraz onları anlatayım istedim. Şimdi kamera açısını değiştiriyorum ve size tek tek göstermeye başlıyorum. Evet, geniş açıdan böyle görünüyor. Şöyle bir masam var efendim. Ve fırçalarımın sol tarafta durduğu. Sizin çok ben anlatırken görmediğiniz ama aslında bütün hazinenin %90'ının yattığı yer. Ve şu takı tarafını tekrar göstereyim. Böyle buralarda da aksesuarlarım, takılarım ve daha üst tarafta da böyle masklarım var. Böyle bir duvar yaptım ben kendime. Biraz böyle Pinterest duvarı gibi burası. En üstten en aşağıya kadar şöyle bir size yayın yapayım. Şöyle bir masam var. Aşağıda çöpümü de gördünüz. Şöyle... Asıl anlatacağım bölüm burası tabii ki. Evet, şimdi gelelim detaylara. Önce fırçalardan başlayayım. Güneşimiz de açtı. Şöyle şunlar benim yedek fırçalarım. Bunu ben şeyden almıştım. Etiwork2 Home'dan almıştım. Şu arkası böyle üçlü bir bölmesi var. Şunları çıkarırsam çok daha net göreceğiz ne olduğumuzu. Bunlar göz farları. Göz far fırçaları. Bunlar dudak kalemlerim. Şurada göz kalemlerim var. Bu büyük bölümde de olduğu gibi yedek yüz fırçalarım var. Şu sulu boya fırçaları bunlar aslında. Fakat ben bunları profesyonel eyeliner çekerken çok kullanıyorum. O yüzden bu indirimlerde falan, BİM indirimlerini falan kaçırmıyorum. Bunlar da yedek fırçalarım. Olur da bir şey olursa diye fırçalarım. Şu grup benim günlük her dakika elimin altında kullandığım fırçalar. Gördüğünüz gibi hiçbiri temiz değil. Çünkü sürekli kullanılıyorlar ve göz kalemlerim, eyelinerım, günlük kullandığım broşunu kullanıyorum mesela. Pardon, bu kalem. Buradaymış. Essence'in bu. Bunu kullanıyorum ama çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Güneş bize gülüyor. Hemen arkasında da kalemlerim var. Çünkü benim bu masam şöyle kapanıyor ve bir yazı masasına dönüşüyor. Aslında. O yüzden ben kurgularımı falan da çoğu zaman burada yapıyorum. Günlük yazılarımı falan da burada yazıyorum. O yüzden burası keyifli bir masa. Şimdi gelelim bu bölüme. Burada benim günlük kullandığım fondötenleri görüyorsunuz. Şunlar fondöten, şunlar likit aydınlatıcı. Şu da. Şu bir tane likit allığım var. Şurada yedek şeylerim var. Paletlerim var. Bunlar yüz paleti. Bu fondötene bayılıyorum fakat artık anormal pahalı. İki tane açık maskaram var. Onlar burada. Şurada şöyle ten ürünlerim üst üste duruyor. En çok kullandıklarım. Bunlar tekli allık, aydınlatıcı, pudra, bronzer falan, şu seri ve şu seri. Bu da en son videomda zaten gösterdiğim Liquid'in glitter'ı. Son bu tarafa geçiyoruz. Bu göz kalemlerimi açtığım kalem tıraşım. Kaş sabitleyici sabunum. Bu el kremim. Burada duruyor. Şurada bütün en sevdiğim far paletlerim. Bu kadar far paletine hiçbir kadının ihtiyacı yok. Bence gerek de yok. Ama işte merak olunca şunlar benim yedek maskaralarım. Habire zam geldiği için indirimden sürekli maskara topluyorum. Şurada kullandığım parfümler duruyor. Burada benim dudak ürünlerim var. Şöyle rujlarım var.
olduğu gibi. Bu grubu azaltacağım. Onu da sizinle birlikte yapacağım, azaltma işlemini. O yüzden şimdi çok detayına girmiyorum. Şuralarda takılarım var. Şunlar bilekliklerim. Şurası küpe reyonu. Şurası yüzük ve broş reyonu. Burası karma artık elime ne geçtiyse. Geliyoruz artık cilt bakım bölümüne. Şöyle biraz yükseleyim. Şunlar kaşlarımı almakta kullandığım şeyler. Kaş kirpi kıvırıcım. Deodorantlarım. Gua sha'm. Bu kendi yaptığım bir karışım. Bunu size anlatacağım. Bunu el ayak kremi olarak kullanıyorum. Bu Izana'nın ben üreyalı vücut losyonuna bayılıyorum. Onu bir de bu kaba koyuyorum. Bazen bunu çünkü ellerime ve ayaklarıma sürüyorum. En altta da aynı Sefa Özlü balm var. Onu da dudaklarıma maske olarak çoğu zaman uyguluyorum. Şimdi geldik hazinenin olduğu bölüme. Burada benim, şu güneşten biraz göremiyorsunuz. Şöyle yaparsam daha iyi göreceksiniz. Burada serumlarım var. Şunlar Danilab, şunlar siyahlar Koskim. Şurada bir tane kaldı. Kullana lüvittim. Şu anda kullandığım güneş kremim. Bu da Misha'nın gene kullandığım güneş kremlerinden bir tanesi. Bu Sika kremim Nivlab'ın. Şu seriden size bahsetmek istiyorum. Gerçekten yoğun nemlendirici bir bakım seti bu. Şöyle gece ve gündüz kremleri de var. Altında da gece kremi var bunun. Böyle burası. Bu vücut yağı. Bunu duş sonrası falan sürüyorum genellikle. Üzüm çekirdeği yağından tabii ki vazgeçmedim. Bunu gua sha yaparken kullanıyorum. Böyle bir masamız var efendim. Böyle burada bir aynası var ama bu ayna hiç kullanışlı bir ayna değil. Şöyle size tekrar bir göstereyim masamı. Evet. Ben buralardan ilham alıyorum efendim. Ve bin bir türlü açıya girdiğimiz videonun son açısı. Her zaman sizinle böyle konuşuyorum. Bunun sebebi de tam karşımda pencere var ve gün ışığında video çekerken bu benim için çok avantajlı oluyor. Her şeyi görebiliyorsunuz. Şu an gün batışa geçti. O yüzden de böyle şuradan batıyor güneş. Çok parıl parıl. O yüzden biraz yumuşattım tülle ışığı. Işık biraz kırık geliyor ama makyaj yapmadığımız için sanırım sizi de çok rahatsız etmez. Böyle bir size biraz masamı da anlatayım, masamı da paylaşayım istedim. Bu bayağı elediğim bir hal. Bir de size yakın bir zamanda şey göstereceğim. Profesyonel makyaj yapmaya gittiğimde, işte opera makyaj yapmaya gittiğimde ya da işte daha plastik makyajlar yaparken her gün makyajlar içinde kullandığım ürünlerimin olduğu bir makyaj çantam var benim. O ürünler burada durmuyorlar. Bir işte tiyatroda ayrıca kullandığım makyaj malzemeleri var. Böyle ayrı birkaç tane makyaj çantam var. Onların içinde neler var, hangi ürünler var, hangi markalar var. Aslında ne kadar basit ürünlerle ne kadar çok görünüm elde edebiliyoruz. Bunların da hepsini anlatacağım. Böyle içerikler hazırlayacağım inşallah size. Evet, o zaman size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir video ile burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız ben amacıma ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.